Evet, bugün egzersiz yapacağız evin içinde ve onu yaptıktan sonra da eğitici küçük bir oyun yapacağız. Bakalım neler olacak. Evet, çok iyi. Çok iyi. Şimdi eller belli. Çeviriyoruz. Çok iyi. Şimdi yerimizde. Çok iyi. Yerimizde. Çok iyi. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Olmaz mı? Olur. Devam. Devam. Çok iyi. Dur. Yusuf baba bir yana. Şimdi elimizde neler var? Göstersin Emel bize. Bir adet kırmızı elektrik bandı, bir adet siyah elektrik bandı, bir adet de yeşil elektrik bandı var. Evet efendim, bunlarla küçük bir oyun yapacağız. Demin yaptığımız egzersizin üzerine çok güzel hem de bir şeyler öğreneceğiz. Değil mi Emel? Tamam. Şimdi hemen onu gösteriyoruz size. Elimizdeki siyah elektrik bandını küçük bir ne çizdim? Kare. Küçük bir siyah kare. Ve bir tane de buraya çizdik. Bu da bizim neyimiz oldu? Üçgenimiz oldu. Kırmızıyla yine aynı şekilde bir üçgen yapalım. Buraya. Kesiniz. Evet. Şu anda ne olduğunu size kısaca anlatıyorum. Hı hı. Önümüzde şekiller var. Bu şekilleri beraber yaptık. Bu şekiller nedir? Üçgenleri gösterir misin bana? Kırmızı üçgen, yeşil üçgen ve siyah üçgen. Kareleri gösterir misin bana acaba? Kare, yeşil kare, kırmızı kare ve siyah kare. Tamam. Dikdörtgenleri gösterir misin? Kırmızı dikdörtgen, evet, siyah dikdörtgen ve yeşil dikdörtgen. Evet, renklerden başlıyoruz. Bakalım üç rengimizi bulabilecek miyiz? Ve başlayalım. Hadi bakalım hemen. Hop, tridiktat dikdiktat. Dönüyoruz şimdi birazdan. Acaba nerede duracağız? Üç rengimiz vardı bizim. Atıyorum şu anda neler olabilir bunlar? Kırmızı. Ay, bravo. Çok iyi. Öksürük. Kırmızıyı bulduk. Devam edelim. Acaba ne olabilir şimdi? Yeşil. Evet. Çok güzel. Bir de şekillerimiz var. Bakalım şekilleri oturtturabilecek miyiz? Evet hemen. Bu sefer de şekil üzerine gidelim. Üçgen. İşte bu. Çok iyi. Devam. Tam. Üçgen. Sibel hangisiydi üçgen? Üçgen. Bravo. Yay. Hadi. Ram. Sibel. Ram. Renk söylüyorum. Şekilleri veya renkleri siz de kendinize göre değiştirebilirsiniz. Uygulayacağınız mesafeyi de siz kendinize göre değiştirebilirsiniz. Boyutlar da değişebilir. Küçük büyük yapılabilir mesela. Yuvarlak yapılabilir, çember yapılabilir. Değişik şeyler kullanabilirsiniz. Önemli olan burada beraber, birlikte yapmak, aktif olmalarını sağlamak. Evde bunu çok rahat olarak yapabileceğinizi düşünüyorum. Ben Emre Baba. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün yarış günündeyiz. Bugün Zivif'te ilk yarışma çıkıyorum. Bakalım nasıl olacak, hep beraber göreceğiz. Evet, 15 kilometrelik bir yarış. 15.7 kilometrelik. Şu anda yavaş yavaş ısınıyoruz. Son 2 dakika. İşte bu ısınma
Aslında hep yapmamız lazım. Bizim yarışlarda da ama olmuyor. Ya. 78'inci bitirdim arkadaşlar. 206 watt ortalama. Kilogram başına 2.9 watt. Nabzım 162 avaraj. İyi aslında, çok da kötü değil. Hadi bakalım. Ben sürüşe devam edeyim şimdi. Demin dediğim gibi, beğendiyseniz like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bak, sizin için terliyorum. Sizin için terliyorum, bu kadar normalde bu kadar antrenman yapmam. Hadi. O zaman bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Evet. Bugün evde kal, evde koş güne bir parkur yaptım. Evim esasında tek kişi için büyük ve şanslıyım ki uzun bir koridor var. Gördüğünüz gibi 10 metrelik bir parkur çıktı. Salonun biraz düzenini değiştirdim. Parkurun ortasında kendime bir beslenme istasyonu kurdum. Evde koşarken ayakkabıları giyeceğim. Yarısını hissettim. Düşündüğümden kolay geldi. Bir çetelem vardı. Çeteleme de koşalım. Çetelede her 5 turda bir çentik atarak 100 metreleri işaretleyip 500 metrelerde lap aldım. Saatimde baştan da şu tabloyu kurmuştum. Bu 5'leri saymak düşündüğümde zor oldu. Ona artık boncuk mu yapacağım, şişe mi alacağım, bir sonraki denemelerde göreceğiz. Evde bunu çok rahat olarak yapabileceğinizi düşünüyorum. Ben Emre Baba, lütfen beğenmeyi unutmayın, kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.